dünyaca ünlü eğlencenin, gece hayatının ve Bitcher'in kalbi Mikanos'tayım. Öncelikle Mikanos'a nasıl gelinir? Ondan bahsedeyim. İstanbul'dan Mikanos'a direkt uçuş yok. Atina üzerinden aktarmalı gelebilirsiniz. Ki bunun fiyatı da yaklaşık 25-30 bin liraya mal oluyor. Bunun dışında bir diğer alternatifiniz de feribot kullanmak. Kuşadası'ndan Samos'a geçip Samos'tan da tekrar feribotla Mikanos'a gelebiliyorsunuz. Bunun toplam maliyeti ise 2000 TL yapıyor. Kuşadası Samos arası yaklaşık 40 dakika. Samos'tan Mikanos'ta 4,5 saat sürmekte. Bu Mikanos videosunda Scorpios, Alamok, Namos gibi beach clubları ve oradaki sunset partileri. Devamında akşam Old Town'da kokteyl barları. Geceye devam ederken tavernalarda Uzo ve Calamari'nin tadına doyduğumuz anları ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren Mikanos gece hayatını sizlere göstereceğim. Mikanos'ta tabii ki lüks güzel kahvaltıcılar var. Onlara da gideceğiz ilerleyen günlerde. Ama her yerde olduğu gibi burada da uyguna kahvaltınızı yapabilirsiniz. Atina, Sakız gibi şehirlerde kahvaltı yaptığım Bennett mesela burada da var. Bennett diye geçiyor buradaki markası. Orada da kahvaltımı yapacağım birazdan. Mikanos'ta sadece tavernalar ve lüksçük restoranlar da yok tabii ki. Yunanların tavuk döneri Giros'u tadabileceğiniz Leonidas çok güzel bir restoran. Hatta bir içecek artı bir pita arasında tavuk dönere de 7 euro veriyorsunuz. Herkese Mikanos sahneye geceler. O zaman Mikanos geceleri başlasın. Feel like this.
Mykonos Alemagu'ya geldik bugün. Burası için önceden mutlaka rezervasyonunuzu yapmanız gerekiyor. Üstelik bu da yetmiyor. Girişte çok sıkı bir face kontrol ve dress code uygulamasına maruz kalıyorsunuz. Ücretlerden de bahsedeyim. Burada günlük sezon kullanımı için 60 euro bir ücret veriyorsunuz. Onun dışında yediğiniz içtiğiniz her şey ekstra ücretlendirilmekte. Menüdeki fiyatları da birazdan göstereceğim size. Mykonos geceleri devam ediyor. Mykonos'ta güneş battı ve yerini geceye bıraktıysa ilk adresiniz kalamarın yanına uzayı koymak olacaktır. Bu akşamki rezervasyonumuz Nikos'un yerinde. Mutlaka önceden rezervasyonunuzu yaptırın buraya. Çok keyifli bir taverneydi. 6 kişi toplam 120 euro bir hesap verdik. Şu an benim doğum günüm. 35 yaşımı bitirdim. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün diyorum. Yaşamak çok güzel. Gezebildiğiniz kadar varsınız. O zaman Mykonos gecelerinin ateşini yakmaya devam ediyoruz. Sky gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Avrupa'nın her şeyinin olduğu gibi Mykonos'ta da gece Mantis'e düşünce slice pizza alabileceğiniz çok lezzetli bir yer var. Hemen meydanın yan sokaklarından birinde. Şimdi ismini göstereceğim size.
Ya. Happy birthday. Günaydın. Uzun ve hızlı bir gecenin ardından Mikanos sabahına başladık. Kahvaltı için Liberty'ye geldik. Çok güzel bir manzarası var. Ama buraya denemenizi tavsiye ederim size. Bana göre Avrupa'nın en gözlemici Scorpios'tayız. Bugün rezervasyon yapmak isterseniz Ağustos ayına size izin veriyor. Eğer özel bir bağlantınız yoksa işletmeyle. Tüm gününüzü burada beach'te geçirebileceğiniz gibi 5'ten sonra sadece sunset partilerde katılabilirsiniz. Bugün doğum günüm. O zaman iyi ki doğdum. Scorpios'ta çok güzel bir deniz gününü geride bırakıyoruz. Yavaştan sunset partiye hazırlıklar başlıyor burada. Hayat 35 sene yeniden başlıyor. Günaydın. Dün geceyi sabah 9'da bitirdikten sonra yeni güne tekrardan başladık. Size güzel bir kahvaltıyı göstereceğim yine Old Town'un içinde. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim, buradaki taksi işleriniz için iMove uygulaması üzerinden yürütebilirsiniz. Bizdeki Uber'in aynısı. Bu arada Yunanistan'a ilk defa geliyorsanız mutlaka yapmanız gerekenlerden biri Greek Frappe veya Espresso Fredo'nun tadına bakmak. Afiyet olsun.
Nikanos tatili tüm hızı ve eğlencesiyle devam ediyor. Bugün Super Paradise Beach'e geldik. Daha önceki günlerdeki gibi çok fazla bohem, şuh bir tarzda değil, biraz daha eğlencesiyle ön planda bir yer burası. Arkadaşlar tabii ki buralara gelirken mutlaka önceden rezervasyonlarınızı yaptırıyorsunuz. Girişte her türlü bir dress code uygulaması, face control, rezervasyon çeki var. Ondan sonra eğlenceye katılıyorsunuz. Mikonos tatilinin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim öncelikle. Mikonos'a eğer direkt uçakla Atina'dan gelmiyorsanız ve feribotu kullanıyorsunuz, o yola değecek şekilde en az 3-4 gün burada konaklamanızı tavsiye ediyorum size. Muhtemelen bana gelecek en sık sorulardan biri de Mikonos tatiline ne kadar bir bütçe ayırdın olacak. Bu terasını görmüş olduğunuz apartment ve feribotlar dahil toplam 7000 TL bir ücret verdim. 4 gecelik konaklamam artı Samos, Mikonos feribotları dahil. Son olarak kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve merak ettiğiniz her şeyi aşağıya yorum olarak atmanızı rica ediyorum sizden. Görüşmek üzere.